Ben Sunar Bacıoğlu, Gaziantep'te doğdum, büyüdüm. Gaziantep'te olmayı da çok seviyorum ayrıca. İyi ki de burada doğmuşum. İlkokulu Dayımeda İlkokulu'nda okudum. Oradan sonra da Kız Meslek Lisesi'nde, Kız Enstitüsü'nde okudum. 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise. Ömeriye Camisi'nin karşısında oturduk. Evimiz apartmandı, 3 katlıydı. Çok güzel bir evimiz vardı. Hala da anılarımda gizli. Mahallemiz çok güzeldi. Komşularımızla ilişkilerimiz çok güzeldi. Evimizin karşısında cami vardı. Caminin hayatında oynardık. Hocaya giderdik camide. Ne bileyim, çok güzeldi çocukluğumuz. Komşularla ilişkilerimiz, çocukluğum. Apayrı bir dünyaydı o benim için. Yani unutamadığım anılarımda kaldı ama şimdi. Ailem çok, babam eski zaman tabiriyle tutucuydu. Ondan korkardık, çekinirdik ama çok da severdik. Annem mazut bir ev hanımıydı, hiç okumamıştı. 4 kardeştik. Ailemizde gelenek görenekler çok fazlaydı. Babam geldiğinde hepimiz babamı karşılardık. Birimiz şapkasını alır, birimiz ceketini alır, birimiz terliklerini koyardık. Yani tabiri caizse bir vali gibi karşılardık babamı. Sofrada hepimiz bir arada olmalıydık. Babam çok önem verirdi aile. Biz öyle büyüdük. Gelenek ve göreneklerimiz çok güzeldi. Hala da öyle. Yani şu an keşke hayatta olsalar da gene gitsem evlerine diye düşünüyorum. Ama şimdi hayatta değiller. Çocukluğumdaki Gaziantep diyelim. Şimdi kalmadı da. Ben çok küçüktüm. Annemle, rahmetli annemle çarşıya giderdik. O zaman belli mağazalar vardı. Şişli, Sevim. Gider alışveriş yapardık. Annem para vermeden çıkardı. Ben de dönerdim. Anne niye para vermedik diye. Oradaki beyefendi gülerdi. Biz hesaplaşırız Hacı Efendi ile diye. Babam oraya giderdi. Bir kahve içerdi. Alışveriş eder, paramızı verirdi. Her yerde bizi tanırlardı. Bir Arpacıoğlu olmaktan gurur duyuyorum. Her yerde babamın adını söylediğimizde bütün kapılar açılırdı. Ve genç kızlığımda gerçekten çok güzeldi. Sinemaya giderdik. Her hafta giderdik. Burç sinemasına giderdik. Türk filmleri bize çok güzel gençlik alemlerimiz var, anılarımız var. Onlarla ağlardık, onlarla gülerdik. Bir de ses sinemasına giderdik. Komşumuzun kızı vardı, Eren abla. Onun babası da bizimle gönderirdi. O da yabancı filmi severdi. Onun için ses sinemasına giderdik haftada bir. Haftada bir de burç sinemasına giderdik. Ondan sonra tiyatroya giderdik. Belediye şehir tiyatrosu vardı. Harika oyunlar olurdu. Ondan sonra Kabaklık'ta şarkıcılar gelirdi. O da ayrı bir özlemdi. Evimizin tarısı vardı. Yazlık sinemalardan gelen sesler size nindi gibi gelirdi. Şarkıcıların sesleri böyle alımlı alımlı söylerler. Sonra yazlık sinemalara giderdik çocukken. Filmler kopar, Nakıb Ali'ye geçti diye millet tezahürat yapar. Çıkışta gazozlar içeriz, mısırlar alırız. Yani apayrı bir keyifti. Gençliğim çok güzel geçti. Hala da özlüyorum. Ama şimdi hiçbiri yok ne yazık ki diye düşünüyorum yani. Çocukken sessiz sinema oyunu oynardık ailece. O çok keyifli olurdu. Bilmiyorum, bilenler vardır benim yaşıtlarım. Çizgiler, isim, hayvan oyunları oynardık. Onları puanlardık. Pazar günleri pikniğe giderdik ailece. Orada herkes kendi aralarında fıkralar anlatılır, hikayeler anlatırdık. Ekseri saklambaçta, bir de yağ satarım, bal satarımda. Hatırladım. Körebeği de. Öyleydi oyunlarımız. Ama çok keyifliydi ve tombalaydı. Yılbaşı gecelerin olmazsa olması olmaz. Tombala çok zevkliydi. Dediğim gibi yani bizim zamanımızda televizyon yoktu. Arkası yarın tiyatro vardı. Radyolarımız vardı küçük. Onları böyle yatağımızın içinde saklardık. Babam erken yatmamız isterdi. 9'a 5 para başlar. Arkası yarın diye biterdi. Ertesi gün yalnız onu izlerdik. Şu şimdiki diziler gibi. Her gün onları izleyerek büyüdük. O kadar keyifliydi ki anlatamam size. City sinemasında da ayrı bir tiyatro gösterileri olurdu. Babam rahmetli çok moderndi. Bizi sinemaya da götürürdü, tiyatroya da götürürdü. Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi çok keyifliydi. Çok güzel geçti. Bizim çocukluğumuzda hep kabuller olurdu. Herkesin ayda bir kabulü olurdu. Biz çocuktuk. Misafirlerimiz gelirdi. Her ay işte amcalar, halalar, teyzelerin kabulleri olurdu. O kabullere büyük bir keyifle hazırlanır.
O gün mükemmel bir gündü. Hatta hiç unutmam, pasta falan yoktu. Ağır camısında kahke yapılırdı, Antep tabiriyle söyleyeyim. Yazın portakal suyuyla o verilirdi, kışın kahve ve çikolata verilirdi. Ayrı bir kültürdü. Kabuller de her ay o kabuller olur. Misafirlerimiz gelir. Biz çocuktuk tabii o zaman. Ben çikolatayı falan çok severdim. Çok yerdim bu zamanda. Ondan sonra o ayrı bir kültürdü. Hiç boş günümüz yoktu. Annem rahmetlinin kabulleri olur. Biz gitmezdik çocuktuk. Ama gelen misafire hizmet edilirdi. Bayramlar ayrı bir keyifti. Hiçbir bayramımız boş kalmazdı. Babam aile büyüğü olduğu için evimiz hep misafirlerle doluydu. Hatta babama derdim, baba bir gün de biz gidelim, artık yeter derdim. Babam derdi ki, kızım bura büyük evi, misafirlerimiz gelir derdi. Altta babamın apartmanda 5 tane dükkanımız vardı. Babamı çok sayar severlerdi. Çocukken ekmekçi, bakkal, yani böyle her yere giderdik. Hepsi de bizi sayar severlerdi. Dediğim gibi şey yoktu, böyle nasıl diyeyim, samimi bir hava vardı. Mesela komşumuza giderdik, kedikler pişer, bastıklar çıkar. Büyükler kendi aralarında konuşurlar, çocuklar kendi aralarında. Dediğim gibi apayrı bir keyifti, yani mutluydu insanlar. Herkes kendi arasında mutluydu. Belki çok varlıklı olmayanlar da vardı ama mutluyduk. Daha hala benim yeniye ilkokul arkadaşım aradı. Geçen de ben hiç unutmuşum bile, kendi beni tanıttı. Çok mutlu oldum. Beni Face'te görmüş kitabımda. Dedim ki, arkadaşımla gurur duydum diye. Hala da arayanlar oluyor böyle ilkokul arkadaşlarımda. Dediğim gibi apayrı bir güzellikte. Nasıl diyeyim? Samimilik vardı. Kimse kimsenin arkasından konuşmazdı. Yardım edilirdi. Mesela bayramda yuvarlamayı herkes birbirine yardım ederdi. Çünkü yuvarlama bayram gecesi yuvarlanır. Akşam zerde sütle pişirilir misafirlere. Şimdi öyle değil ama. Yani dediğim gibi bayram ayrı bir güzel, Ramazan ayrı bir güzel. Ramazan'da iftar soframızda devam misafirlerimiz olurdu. Dediğim gibi apayrı bir keyifti. Yani o keyfi yakalamak şimdi keşke olsa diyorum. Bayram gelmeye başladığında hazırlıklarımız başlar. Yuvarlama için pirinçler dövülür havanda. Çünkü onda makine falan yok. 2-3 gün önceden komşular gelir, yuvarlama yuvarlanır. Bayram alışverişine gider. Mutlaka giysiler alınır, yeni giysiler. Hiç unutmam, ben giysilerimi asarım, ayakkabımı falan başucuma koyarım. Annem rahmetlik zerde sütlüler pişirirler. Bayram sabahı kalkarız. İlk bayram namazından gelenler, yuvarlama yenir. Yemekler yapılır. Misafirlerimiz gelir. Ondan sonra bayram gezmelerine gidilir. Bütün büyüklerin elleri öpülür ve biz çocuklar bayram harçlığı alırız ve paralarımızı sayarız. Seninki ne kadar oldu, benimki ne kadar oldu? O bir yarıştı böyle. O bayram paramızı da annemize verirdik veya kendimize bir şeyler alırdık. Her bayram gittiğimiz yerlere çok parası verene çok gitmeyi isterdik. Derdik o bize çok para veriyor falan. Babam derdi ki, kızım bak her yere gittiğinizde falan verirler, salmayın falan. Tabii biz ellerimizde hadi hadi siz çocuksunuz falan der, verirlerdi. Şimdi bayramda kalmadı, para veren de kalmadı. Gaziantep'te ben genç kızken Gaziantep Koleji vardı. Gaziantep Lisesi, Kız Lisesi ve Kız Enstitüsü vardı. Kız Enstitüsü'ne tabiri caizse böyle biraz mutasip olan ailelerin kızları giderdi, kız okulu olduğu için. Ama orası da ayrı kolej gibiydi. Biz kız meslek lisesi, kız enstitüsü diyoruz. Orada okuduk. 3 yıl lise, 3 yıl ortaokul. 6 sene okudum ben. Orada bizim herkesin ne şeyi varsa, mesela ev idaresi, dikiş, nakış, moda. Yani bir genç kızın evlendiğinde neler gerekse onlara genç kız onları alarak bir şey. Nakışını yapar, dikişini yapar, ev ekonomisini yapar, yemeği, pastası, oradaki düzeni, disiplini. Hatta bir odun hocamız vardı, Allah rahmet eylesin. Derdi ki bize, çocuklar derdi, eşleriniz derdi, elmanın yarısı derdi. Yarısı siz, yarısı sizsiniz derdi. Siz evlendiğinizde bir bütünsünüz derdi. Biz tabii gülerdik o zaman. Modacımız Mazize Hanım da derdi ki, çocuklar derdi, evlendiğinizde derdi, evinizde kan kussanız, dışarı çıktığınızda kızılcık şerbeti içtim deyiniz derdi. Gülerdik o zaman ama şimdi gerçekten çok doğru. Bizi yetiştirirlerdi. Yani ideal bir ev hanımı olunurdu o okuldan çıkan ve parmakla gösterilirdi o okulu bitiren kızlara. Şöyle diyelim, genç kızlık çok güzeldi.
biraz evlilik, biraz sorunlar diyelim, biraz zorlu bir hayatım oldu. Aslında her bayan hayatı bir roman olur diye düşünüyorum. Benimki de öyle oldu. Şöyle göstereyim. İlk kitabım Hüzün Burcu. Bir bayanın ayakta durma mücadelesi diyelim. Ve şuradaki yazımız çok güzel oldu. Hüzünle sarılan bir ömrün arta kalan hikayesi. Yaşadıklarımı kaleme almak istedim. Bir bayanın ayakta durma mücadelesi her ne olursa diye. Duygularımı aktardım. Yaşadıklarımı bir bayanın her ne olursa olsun ayakta durmasını. Hep zaten edebiyatı çok severdim biraz da. O da herhalde neden oldu. Bir de vaktim bol oldu artık. Yazdım. Çok da başarılı olduk. 1000 tane bastırdık. Ve yemin ediyorum ben bu kitabı aldığımda bu benim diye çok sarılarak ağladım ilk kitabımda. Ve okuyanlardan çok takdir aldık. Dediler biz bu kadarını bilmiyorduk. Çok mutlu oldum. Ayrı bir keyif verdi bana. Ondan sonra dedik ki neden olmasın, ikinci kitap dedik. Ben engellerde gönüllü çalışıyorum. Engelli demeyelim, özel insanlar diyorum. İkinci kitabımız da El Ele. Bu da ayrı bir çalışma oldu benim için. Dediğim gibi engelli demiyorum, özel insanlar diyorum. Burada da her daldan görme engelli, zihinsel engelli, bedensel engelli arkadaşlarımızın hikayelerini aldık. Gittik, görüştük, izin aldık. Hepsiyle çalışmalarımız oldu. Burada da beni en çok engelleyen şu sözdür. Sen körsün, ben sağır, ben dilsizim, elini ver ki anlaşabilelim diye bir yazımız oldu. Çok mutlu oldular. Gittik konuştuk. Gerçekten mükemmeller. Hayatları, aşkları ve sesi olduk. Hatta hiç unutmam görme engelli bir oğlumuzun yanına gittiğimde görme engelli olduğunu anlayamıyorum. Tabii bakıyor bana. Dedi, hayırdır teyze? Dedim, ben kitap yazıyorum dedim. Dedi, bana ses tonun beni çok etkiledi teyze. Acıma tonu yok dedi. O zaman görmediğini anladım. Ben sana hayatımı anlatırım dedi. Ben dediğim gibi onlarla ayrı bir diyaloğum var. Gerçekten çok takdir ediyorum. Hep onlarla beraberiz. Boş zamanlarda fiziksel görme engelliler. Bütün derneklerde varız. Gidiyoruz, sohbet ediyoruz. Onlarla bana atla derler, teyze derler. Onların hayatını aldık. Hepsi çok mutlu oldular. Onların da var olduğunu kanıtlamış olduk. Biz seçim sıralarında evlerine gittiğimizde onlarla tanıştık. Onları kaleme aldık. Onlara bir ışık olduk. Onların evlilikleri, aşkları ve gerçekten çok özel insanlar ve çok çok da mutlular. Onların sesi olduk. Engelliler demeyeyim, çok özel insanlar onlar. Onları kaleme aldık. Ondan sonra dedik neden olmasın, artık üçüncü kitabımızı yazdık. O da güzel oldu. Bu da hayaller ve umutlar oldu. Burada da 10 tane hikayemiz var. Huzur evine de gidiyorum ben boş zamanlarımda. Gönüllü olarak derneklere gidiyorum. Huzur evindeki yaşlımızı evlendirdik. Çok kişilerle böyle, ne bileyim, onlar bana ayrı bir mutluluk veriyor. 10 tane değişik hikayemiz var burada da. Ben diyorum ki insanın hayali ve umutları olmalı. Hayali ve umutsuz olursanız yaşayamazsınız. Herkesin bir hayali ve umudu olsun diyorum. Çünkü kitap da çıktı inşallah. Bundan sonra kitaplar devam edecek diye düşünüyorum. Aktif yaşam bizler için çok farklı. Belediyemizin yapmış olduğu bir etkinlik. Arabayla belirli semtlerden bayan arkadaşlarımızı alıyorlar. Oraya gidiyoruz. Burada resim, müzik, tiyatro, Kur'an kursu her dalda çalışmalarımız var, kurslarımız var. Sabah alıyorlar, bizi geri bırakıyorlar. Orada çok güzel bayanlarla, çok güzel bir tempo içinde arkadaşlık ediyoruz. Başarılar sergiliyoruz. Tekrar diyorum başkanımıza, bize bir fırsatı verdiği için çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarım adına minnettarız. Orada bizim resim, müzik, koromuzda çalışmalarımız var. Tiyatro çalışmalarımız oldu. Hayatımda hiç tiyatro yapmamıştım. Şehir tiyatrosunda yaptık. Hapishanede moral için arkadaşlarımıza tiyatroya verdik. Orada da alkışlanmak çok güzel bir duygu. Çünkü ben hayatta hiç kimse alkışlamamıştı. Tiyatroda da bu duyguyu tattım. Gerçekten güzel çalışmalar yapıyoruz. Bir de şunu diyorum. İnsanlar, bana eleştirenler de oluyor. Mesela yaşınız ne falan. Biz gençlikte yapamadık. Gençlikte nasıl yapamadık? İmkanlarımız olmadı. Biraz ayıp. Biraz etkenler. Ama dedik ki artık 64 yaşındayım şu an. İki torunumla yaşıyorum. Allah ömür versin, kızımla beraberiz.
torunlarımın desteği, ailemin desteği çok farklı. Yapamadıklarımı yapıyorum ve şunu diyorum, hiçbir şey için geç değil. Hiçbir şey için geç değil. Yazmanın yaşa, yaşamanın yaşa. Şimdi tekrar bir tiyatro çalışmalarımız olacak. Kitabıma devamlık olacak. Daha diyorum neler yapabilirim hayata bağlanmak için. Çünkü bizler belli bir yaştan sonra Alzheimer hastalıkları olabiliyor. Ama kafamızı böyle şeylerle meşgul edersek daha güzel olur diye düşünüyorum. Ve gelecek nesile örnek oluruz. Mesela benim torunlarım diyor, anneanne diyor, kimse eline kalem almıyor. Sen kitap yazmaya devam ediyorsun. Neden olmasın diyorum. Ve herkese de diyorum, içindeki çocuğu çıkarsınlar, içindeki sevgiyi çıkarsınlar. Hiçbir şey için geç değil. Son olarak şunu söylemek isterim. İnsanın yaşadığı olaylar ne olursa olsun sabırla karşılamak gerek. Biraz tevekkül, biraz anlayış. O zaman daha iyi yaşarız. Benim yaşadığım her olayda ve her yaşadığım şeyde bana bunlar bir yol oldu diyebilirim. Benim de şimdiki gençliğe, insanlara tavsiyem şu, yaşadıkları ne olursa olsun sabırla karşılasınlar, anlayışla karşılasınlar ve tevekkül etsinler ve hayatı sevsinler. İnanın bizim başaramayacağımız, halledeceğimiz hiçbir şey yoktur diye düşünüyorum. Herkes hayatında başarılar olsun ama önce birbirimizi sevelim ve sayalım.